Merhabalar, Tukaş yapmayacaktım ama soran arkadaşlar oluyor. Tukaş'ı tabii yatırımcısı merak ediyor. Yukarılarda hani alanları haliyle çok telaşlı. Şimdi Tukaş'ın günlüğü. Bunu bir kenara atalım. Madem bakacağız, bir de saatliğine bakalım Tukaş'ın. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Tukaş için şartlarda değişen hiçbir şey yok. Aynı iştahsızlık, aynı sıkışma devam ediyor. Şu anki hatta valla kim alıyor satıyorsa artık hani neredeyse birisi tek başına götürüyor. Bir şey yok ki, yani lot yok Tukaş'ta şu an oynayan yerinden. Ne alan var ne satan var. Çok az alım satım oluyor. İşte onu yapanlara da fiyat belirliyor. Ben bir yere kırılım bekliyorum. Hala bekliyorum. Bu beklentim devam ediyor. Şimdi daha önce de söyledim. Kırılımların ne tarafı olacağını bilemeyiz. Piyasaya bağlı. Şöyle biraz büyüteyim şunu. Şimdi aşağıda şurası, şu destek devam ediyor. Daralma da devam ediyor. İşte yukarıda da hala düşüş trendi devam ediyor. Bu zaten klasik bir daralma. Bir üçgen. Hacim de bunu destekliyor. Zaten dediğim gibi lot yok yani, neredeyse alım satım yok. Böyle devam ediyor. Ne kadar sürer derseniz bilmiyorum. Bunu söylüyorum. Bilmiyorum ne kadar sürer. Ama sonunda bir yere kırar. Yani bu formasyonlar her zaman bir yere kırılmıştır. Şimdi alttan kırarsa daha önce de söyledim, yani şuradaki kadar işte 8.75 yukarıda, bakın 8 8.75, şurası 9.54, 75 80 kuruşluk 1 liraya yakın bir şey bekleriz. Yani bir kıpırdan bir fırlama bekleriz. Bu 10 liraları biraz geçer. Aşağı kırarsa çok sevimli olmaz. 7'lere geri dönüş yapar. Tukaş için yani söylenecek çok bir şey yok ama burada her zaman söylüyorum. Yani burada insanlara çok yazık oldu bir taraftan. Şimdi kardeşim patron aldı, patron sattı. Neyse, kendi hisselerini sattı. Yönetimden elinde olan hisseleri sattı. Yani çok da büyük paralar burada aldı. Bunun cezası 6 ay. Onu anladık hadi. Yani 6 ay ceza. Gerçi yani 6 ay cezayı 500 milyon söz konusu para aşağı yukarı. 6 ay değil 6 yıl verseniz, içeride yatırsanız bir insan bu kağıtları satar. Yani şöyle ifade edeyim. Çok büyük para abi. Yani böyle başka şey söyleyecek matma vardı ama söylemek istemiyorum yani. O kadar büyük para ki 500 milyon. Yani bu patronlar bu firmayı devralırken Oyak'tan o kadar para vermediler. Ve bu firmanın, yani muhtemelen vermemişlerdir. Açıklanmadı ama yani muhtemelen bu kadar para vermemişlerdir. Ve sadece işte %18-19 hisseyi daha borsada satıp 500 milyon liradan fazla belki para çıkardılar. Yani kızgınlığım şu, yani bu hisseleri kitlemiyorsunuz MKK'da. Bu adam izin almıyor. Cezası çok az. 6 ay. Tamam, anladık. Hadi öyle oldu, böyle oldu. T artı 2 yaptın, iptal etmedin. İptal edebilirdin satışlara. Onun için zaten tedbiren kotasyondan durdurdun işleme. Tukaşı. Peki kardeşim, brüt takas cezası kime ya? Yani birisi de bana bunu söylesin. Kime şimdi bu ceza? Giden gitti. Kime? Sana, ona, kalana. Kim küfeye aldıysa malı, ceza ona. Benim kızdığım şey bu. Şimdi bu brüt takas daha da öldürüyor bu kağıdı. Günlük trade olmuyor ki. Herkes girip çıkmıyor ki. Adam diyor ki, ha nasıl bugün yok satamıyorsun. O zaman abi diyor, kağıt mı yok? 350 tane var, anasını satayım. İşlem gören Tukaş'a gitmezsek Mukaş'a gideriz diyor. Yoluna devam ediyor. Yani Tukaş'ın bırakın yani tekniğini mekniğini. Yani burada zaten sıkışma var. Hani söylüyorum. Bu bir yere kıracak bu fiyata. Ya bezdirecekler insanları. Artık kim geride kalan şişman parmak kim? O abi kim? Kimlerde var bu kağıt? Yani patronda daha var mı acaba? Bilmiyorum kimde var. Birisi ya yukarı götürecek ya aşağı götürecek ve herkes o birisini bekleyecek. Küçük yatırımcıdan bahsediyorum yani. Kimse o kağıttaki ağırlıklı hisseler şu an daha çok hani kimin en çok kağıdı varsa o götürür abi kağıdı yani. Bu kadar basit, piyasayı o yapar. İsterse kademelere yığar aşağı doğru. Aşağı götürür patronun yaptığı gibi. İsterse de biraz alım yapar. Biraz bir taraftan satar, bir taraftan alır, yukarı götürür. O ona bağlı. Yani onun için hani kırılımı takip etmek lazım arkadaşlar.
burada kırılım ne tarafı olursa bu kağıt muhtemelen o tarafa gidecektir bir daha. Yani ben daha önce söyledim. Diğer videolarda söyledim. Tukaş'la ilgili yaptım. Yani bana soruyorsanız burada maliyet ne diye. Ben derim ki buradaki maliyet ortalamaları 10 lira civarıdır. Yani şuradaki şeye dayanarak söylerim onu. En yakın hacimli zamanlara. İşte 6 Ocak. Hani daha arkaya gidersek tamam şurası diyeceksiniz. 8 Ekim döneminde var. Ama burada alan adamlar burada da almıştır, işlem yapmıştır. Ben onun için yani bir 10, yani burayı söylemiyorum. Tamam 14 lira demiyorum ama tüm kağıtların maliyeti gene de bir 10 liraya yakındır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla hep yani bir üstte kırılım olursa hızlı bir tepki vereceğini de bir taraftan düşünüyorum ya da umuyorum, bilmiyorum. Yani inşallah öyle olur. Yani burada kalan yani 14-15'lerde kalan arkadaşlar varsa yani Allah da sabır versin ne diyeyim yani bekleyeceksiniz bu bir yere kırılmasını bekleyeceksiniz. Bunun dışında küçük yatırımcının elinden gelecek bir şey yok yani küçük yatırımcı kaç kağıt var hiç bilemiyorum ama ne kadarı vardır ki? Yani 50 milyon vardı aşağı yukarı. Lot yok 50 milyon lot muydu tam hatırlamıyorum işte bir de patron da sattı. O da herhalde bir 5 milyon muydu 50 milyon mu? Şimdi tam hatırlayamayacağım ama yani o kağıt sayısı ikiye katlandı. Borsada işlem gören Tukaş'ta kağıt sayısı patronun paylarında ikiye katlandı. İzlemeye devam ediyorum. Umuyorum herkes zararını ama az ama çok çıkartır. Para kolay kazanılmıyor. Başka söyleyecek bir şeyim. Yani zaten hani bakmıyorum RSI'ne RSI'ne. Daha nereye sürünecek de. Saat itti günlükte zaten iyice ölü. Onu da göstereyim. Kalkamadı bile yani. Tarihinde o kadar RSI'nin aşağı sürülmüşlüğü çok az bir şurada var. Baktığımız zaman yok gibi bir şey. Bakalım ne kadar uzayacak göreceğiz. Hepinize iyi akşamlar.